İnşallah kalmam. Çoğun maro da bıdım mı gırtıyorum. Mı çoğurcu kustuna. O şaş. Haft. Yaki barajını mı gırt. O. Mare da ne gittin azı kekhen o. O, o maşa bak esası da bıdım kustu. Ne? Bir gittin ne kuma peter kalbim. Dışkı kınca o bılar ne kuma peyrişim. Apele de kuma da şuma. Kudur raha, onun eli kumda raha diye de işte, ne olur ya. Ne? Yüklerime soğuk bu yarakım tavayı da çöğüyordu sardım. Tam tam da tavayı da dedim asar, kılıtacağım tip gözde lim kadı ben nadi min kapıya çöğüyordu kalinim. Vırka harap edo kılıtı ben lim kadı zeki tüm bu ava tüp matalı basar para çöğüyordu kalonda. Tavayı da. Tam tam o. Şimdi de bu sonu mu gıda çarım ama bebeğim mi ne kuka çoğuyor ya sağırda. Ne sağır verir de ona sağır tüyüp bir ne arayın. O işte mi ne sağır da ona sağır. Şunu mu ver oldu. Bu çoğudarı alı katmanı bir çoğudarı ama lota da gardan akı oldu ben çeyreler. Hazırat onlar arada tabi her babu vakti tadı gıhalı tadı taza yetiştik de ne ya. Anne koma tadı ne batı heyleme tanana. Tarıma balıklar da karıma, anisko da karıma. Tüste mi gül karına, orven de karıma. Tadı kımırya var da tuva ama. Basın on tüste gide dadama atinimde de koma var da gizitine. Gülür o gün gülü porsiye tağı şakayasına gülü püsta tağı hasti püsta tağı darı zina. İşte tadı am ne koma. İloja kuyunuyla marı yoza kar, oda yoza kar. Tadı bu peşik var ama iloja kar. Kanna kuma ne kuma roma. Tala kayatini ma tala kuyun da hasti kilda kayın yalaka. Kalin ma bada kuma.
Ben özel idara müdürüne gittim, dedim benim ayım ağaçları kırılmış çökecek. Bana dedi yalan söylüyorsun, çekip geldim. Ben 2-3 tane, 5-6 tanesini değiştirmişim belli zaten. Burada yine çökme olmuş. Arka taraf yine öyle. Öbür oda yine öyle. Oturacak yer yok. Hanım bana dedi ki ben burada durmam, ben burada oturuyordum zaten bu odada. Dedi ya babamın evine giderim ya da kahta göçeriz. Ben baktım ki boşayacağım, ona bir de nafaka vereceğim. Anam dedi çek git, dedi ben gelmem. Mecburi gittim. Ya demin ki gösterdiniz evde kalıyordum. Anam, eşim bir de ben. Eşim dedi ben bu evde kalmam. Her gördüğümüzde o ağaçların üstünde yılanlar geliyordu içeri. Dedi ya babamın evine giderim ya da ben burada kalmam dedi. Ben de mecburi kahta göçtüm. Anama yanıma gel dedim. Yanıma gelmek istemiyor diyor. Ölürsem burada ölürüm. Diyor ölmezsem de diyor yine burada kalırım. Sonuç işte benim imkanım da yok. Ben de mağduren zaten mağdurum. %65 raporum var. 2 ayda bir iğne yapmasam dahil yürüyemiyorum. Bu şekildeyim ben işte. Mecburi hanımı boşasaydım bir de o maaşı da ona bağlayacaktım. Yine perişan olacak. Burada ara sıra hanım işte çalışıp ev kirasını çıkarır. Aldığımız maaşı da ancak zar zor bize yetiyor. Yani imkanım olsaydı kendi anama bir ev yapardım ama imkanım olmadığı için devletten rica ediyorum ki anama bir ev yapsınlar. Yani devlette ricam budur yani.